Değerli izleyenler, hoş geldiniz. Bugün Ergin Koç Yıldırım'da aşı çalışmalarını konuşacağız. Aralık ayında 5 milyon Çin menşeili aşının Türkiye'ye getirileceğini açıklamıştı 2 hafta evvel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Gerçekten daha mı güvenilir bu aşılar? Bunu soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nedir aşı çalışmalarında dünyada son durum? Umut var mı? En yakın umut nerede? Şimdi umut kısmına gelince evet aşı çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor ve umut var. Tabii ki bu büyüklükteki bir salgının da üstesinden gelebilmek için tutunacağımız tek dal şu anda aşı olacak. İzleyicilerimiz artık bununla çok alıştılar. Ne olduğunu en az hekimler kadar iyi biliyorlar. Faz 1, faz 2, faz 3 nedir? Şu anda dünya üzerinde faz 1 çalışması devam eden 38 tane aşı var. Faz 2 işte 14, faz 3 de 13. Faz 1 biliyorsunuz çok az sayıda, 30'lu 40'lı sayılarda insan üzerinde yapılan, klinik deneyleri yapılan çalışmalar faz 1 aşamasında yapılıyor. Faz 2 birazcık daha geniş sayılarda. Faz 3 on binlerce kişi üzerinde daha geniş bir kitlede yapılan bir takım testler. Şimdi bu aşıların çalışması devam ederken bir yandan da dünya üzerinde acil kullanım onayı dediğimiz ülkelerin kendi yasalarına göre bu aşıyı geniş kitlelere yapma müsaadesi verdiği aşılar var. Bunların da sayısı 6, bildiğiniz gibi işte bunlar Rus aşıları, Çin aşıları vesaire. Şimdi Türkiye'de bahsettiğiniz Aralık ayında gelecek 5 milyon aşı, Sayın Sağlık Bakanı'nın da açıkladığı gibi Çin'in Sinovac marka aşısı. Sinovac bir inaktif aşı. İşte Amerika'da, İngiltere'de, Oxford'da işte diğer aşılardan yöntem olarak farklı yöntemlerde aşılar yapabiliyorsunuz. Tabii böyle bir aşının 5 milyon gibi çok küçük bir rakamda dahi olsa Aralık ayı gibi çok yakın bir dönemde geleceğini duymak çok heyecan verici. Fakat aşının biraz detaylarına baktığımız zaman bu aşı aslında sadece Çin sınırları içinde acil kullanım onayı alınmış ve geniş kitlere vurulma onayı alınmış. Bunun dışında faz 3 çalışmaları devam eden bir aşı. Ve bu Sayın Sağlık Bakanı'nın bahsettiği Sinovac aşısı Endonezya'da, Brezilya'da ve Türkiye'de yapılıyor faz 3 çalışmaları. 3 ülkede yapılıyor. Ve Brezilya'da işte bir takım 700 küsür, 743 hasta üzerinde yapılan bir faz 3 çalışması var. Endonezya keza öyle. Ve Endonezya Sağlık Bakanlığı bu aşıyla ilgili kendi nüfusunu bilgilendirirken bu aşının Mart 2021 tarihinde Endonezya'da herkese yapılmaya başlanacağını ve bu toplam sayının da 40 milyon doz olacağını bildirdi. Şimdi biz Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından anladığımız kadarıyla Aralık ayında 5 milyon ama Ocak, Şubat'ta ilerleyen tarihte bu sayıyı 15 milyona kadar çıkaracaklarını duyurdular. Tabii karşılaştırınca Endonezya'yı yine 1/3 oranında bir sayıda azalma var. Şimdi bütün bunlar ülkelerin aynı zamanda bu salgınla ilgili planlamalarıyla birlikte bir takım ekonomik planlamaları da içeriyor. Yani sizin her ne kadar bir aşıyı nüfusunuzun çok büyük bir kısmına yapma gibi bir isteğiniz olsa dahi bunun bir maliyeti var sonuçta. Hiçbir aşı bedava değil. Geçtiğimiz hafta basında da yer buldu. Bu aşıların bir değil iki doz yapılması gerektiği bilgisi var. Ve bu aşıların ortalama dozunun 3 dolara geldiğini biliyoruz. Yani iki doz yaparsanız 6 dolar. 5 milyon doz aşağıda 30 milyon dolar gibi bir para yapar. Bugün 8,5 lira oldu dolar. Aşağı yukarı siz hesaplayın ne kadar büyük bir yatırım olduğunu. Onun için eminim Türkiye bu salgın döneminde 144 tane ülkeye yardım yapmakla övünen bir ülke. Eminim aynı övünme şeyini, fırsatını bu dedikleri miktarlarda aşıları dedikleri nüfusa yaparak da gösterir ülkemiz. O zaman da hepimiz mutlu oluruz. Ama dediğim gibi aşılar konusuna geldiğimiz zaman Türkiye aşı konusunda çok önde bir ülke değil. 1998 yılından beri aşı üreten bir ülke değil. Yani işte bugün kullanılan çocukluk çağı aşıları olsun,
ya da diğer aşılar olsun, bunların sadece konjugasyon ve paketleme işi, yani bulk dediğimiz toptan alınıp aşılar küçük dozlarda paketleme işi Türkiye'de yapılıyor. Ve aşı yapmak öyle çok kolay bir iş değil. Evet, ülkemizin bilim insanları, işte duyduk son olarak Erciyes Üniversitesi'nde 35 kişi 40 kişi üzerinde bir çalışma başlamış. Bunlar bizim için gurur vesilesi. Ama dediğim gibi, yani 1998, 22 yıldan bahsediyoruz. 22 yıldır aşı üretemeyen, sadece paketleyen bir ülkenin bir anda böyle sıfırdan bir aşı yapabilmeye soyunması oldukça büyük bir cesaret gerektiriyor. Çünkü aşılar için uygun laboratuvarlar, uygun ortamlar, uygun üretim şeyleri lazım, merkezleri lazım. Ve bunlar da ülkemizde bildiğim kadarıyla yok. Umarım bu çalışmalar başarılı birer aşı üretimi olarak kalmaz. Yine bahsedildiği gibi 80 milyonun üzerindeki nüfusumuzu aşılayabilecek güçte bir takım büyük projelere dönüşür. Hocam, 98'de ne değişti de artık aşı çalışması yapılamaz oldu diye sorayım. Bir de gerçekten daha mı güvenilir? Çünkü Osman Müftüoğlu köşe yazısında Bursa'da görüştüğünü Sağlık Bakanı'yla iki hafta evvelki yazısında söyledi. Ve daha güvenilir olduğu için bu aşıyı uygulayacağını duyurdu Sağlık Bakanlığı'nın. Şimdi efendim, ben de o meslektaşımın gazetedeki köşesindeki bilgiyi okudum. Hatta yanılmıyorsam NTV'de de bir televizyonda kısa bir miktar bu konuda bahsetti. Şimdi evet, değerli meslektaşımı bu Sayın Bakan lütfetmiş, davet etmiş, bu konularda bilgi vermiş ama demokrasilerde insanların en büyük ihtiyacı ve en büyük hakkı bilgi alabilmek ve bilgiye ulaşabilmek. Şimdi biz bu tür şeyleri, haberleri bir takım aracılarla ya da gazetecilerle ya da hekimlerden alacağımıza, sadece Sayın Bakan da değil, yani Sağlık Bakanlığı bugün bürokratlarıyla, genel müdürleriyle, bütün çalışanlarıyla büyük bir kurum. Yani bütün bir Sağlık Bakanlığı'nı adeta Sağlık Bakanı tek başına temsil eder tarzda kendisi bir takım açıklamalar yapıyor. Bugün aşıyla ilgili çalışmalarda birçok genel müdürlük, birçok başkanlık var. Bunlar açıklama yapmalı. Onun için ben genelde böyle gazetede köşesinde bu işi hekim dahi olsa yazan kişilerin verdiği bilgilere biraz daha çekiniyorum şey yapmakta, güvenmekte. Çünkü aynı şekilde Ertuğrul Özkök de Hürriyet Gazetesi'nde köşesinde vaka ve hasta sayısını bakanın açıklayacağını söyledikten sonra ertesi gün yanlış anladığını, böyle bir şeyin olmadığını yazdı. Onun için biz bu tür sizin gibi gazetecilerden, habercilerden veyahut da işte köşe yazarı olan meslektaşlarımızdan bu işi öğrenmek yerine, insanların beklentisi bu işle ilgilenenlerin halka her türlü bilgiyi şeffaf olarak verebilmesi. Şimdi biz 5 milyon diyoruz Aralık'ta. Umarım şey olur, çok az bir zaman kaldı, 5 milyon aşı olur. Tek dileğimiz bir an evvel aşı olan kesimin sayısının artması. Ve büyük bir sağlık ordumuz var, 1.2 milyon kişilik. Bu sağlık ordusunun öncelikle aşılanması gerekiyor ki sağlık hizmeti kışa girerken hiç aksamadan devam edebilsin. Biliyorsunuz salgının rakamları artıyor. Bugün Fatih Altaylı köşesinde toplam sayının 40 bin Türkiye'de olduğunu söyledi, çok güvenilir kaynaklardan. Yani böyle rakamlar, günlük 40 bin hastanın, yeni hastanın listeye eklendiği, hasta sayısına eklendiği bir ortamda aşıyla ilgili konularda gerçeklerin, yapılabileceklerin şeffaf ve sınırları içinde açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyor bu halk. Onun için hepimiz dört gözle bekliyoruz ve sabırsızlanıyoruz. Evet, Sayın Bakan dediği gibi 15 milyon doz dahi olsa bu aşının bir an evvel Türkiye'de yapılması için de merakla bekliyoruz yapılmasını. Hocam, siz değinmişken ben de sorayım. Grip aşısı sorunu yaşadı geçen ay Türkiye. Türk Tabipleri Birliği de yeterli aşı getirilemiyor diyor. Hala söylüyor. Önce sağlık çalışanlarının zaten aşılanması lazım. Bu sayıda getirilen aşıya denk düşüyor. Yine de aslında sağlık çalışanları aşılanamamış oluyor diyor. Şimdi bu grip aşısı meselesini neden çözemedi Türkiye? Neden bir krize dönüştü bu olay? Şimdi efendim, grip aşısıyla ilgili olan konu sadece bu seneye ait bir konu değil.
hatırlarsınız geçen sene de grip aşısı yapılacağı dönemde sayıların çok az olduğu, aşı olmak isteyenlerin endikasyonu olan dediğimiz aşı olması mutlaka gereken gruba yetecek dahi aşının olmadığını ile karşılaştık. Sayın Sağlık Bakanı geçen sene bu konuya el attı. İşte ilk önce 750 bin doz vardı, 500 bin doz daha geldi, 1.2 milyon doza çıkarıldığını biliyoruz. Ki bu senede bahsedilen doz 1.5-1.6 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. Şimdi biz Sağlık Bakanımız veyahut da diğer Avrupa'daki ülkeler ya da diğer dünyadaki ülkeler Avrupa Merkez Hastalık Kontrol Merkezi olsun, Dünya Sağlık Örgütü olsun bunların bir takım kılavuzlarına uyuyorlar. Ve bugün hasta tanımından hastanın ya neler yapılacağı ile ilgili bir takım kılavuzlar var. Şimdi biz her konuda takip ettiğimizi ve çok iyi bir dirsek teması içinde olduğumuzu savunduğumuz Dünya Sağlık Örgütü'nün grip aşısının kimlere yapılması gerektiği ile ilgili olduğu kılavuzuna baktığınız zaman 6 aydan büyük 5 yaşına kadarki bütün çocukların aşılanmasını öneriyor bu kılavuz. Bununla birlikte 65 yaşından büyük herkesin aşılanmasını öneriyor. Unutmayalım mutlaka her sağlık çalışanının grip aşısı olmasını öneriyor. Bununla birlikte de kronik bir takım hastalıkları olanların işte böbrek yetmezlikleri, kalp hastalıkları, otoimmün hastalıkları vesaire gibi başka bir takım kronik rahatsızlıkları olan hastaların aşılanması var. Bütün bunları hesapladığınız zaman bizim 6 ile 2,5 yaş arasındaki çocuk sayımız aşağı yukarı 6 milyon Türkiye'de. 7,5 milyonda 65 yaşından büyük nüfusumuz var. Kronik hastalıkların sayısını net olarak bilememekle birlikte kabaca yine Sağlık Bakanlığı verilerinden 14 milyon kronik hastalığı olan kişi olduğunu biliyoruz. Üzerine bir de 1.2 milyon sağlık çalışanı etkilediğiniz zaman Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 29 milyon kişinin Türkiye'de aşılanması lazım. Dolayısıyla zaten Türkiye grip aşısı konusunda çok geriden geliyor. Yani nüfusunun aşı olması gereken nüfusun %4'ünü ancak aşılayabiliyor. Bir de zatürre aşıları falan var. O konulara hiç girmek istemiyorum. Yani zatürre aşısına girdiğiniz zaman %1'in de altına düşüyor aşı olması sayısı, oranı. Onun için bunlar planlama isteyen şeyler. Geçmiş yıllarda grip aşısı ile ilgili planlamalar hep geriden geldiği için bir anda bunu 10 katı 20 katı artıramazsınız. Sağlık Bakanı da bunu defalarca anlattı. Yani ülkeler geçen seneki sayılarından %20 %30 daha artırabildiler dedi. Hatta kendisi anlattı, dedi ki yani bir Almanya'ya örnek veriyorlar. Almanya'ya bize örnek vermeyin. Almanya'da geçen sene işte bu sene 26 milyon, geçen sene 22 milyon vermişti. Bakın işte anca 4 milyon artırdı dedi. Ama burada gözden kaçan şey Almanya 22 milyon doz grip aşısı yapmıştı geçen sene. Nüfuslarımız aşağı yukarı Almanya ile denk. Biraz daha fazla Almanya bizden. Ama bizim de Türkiye'de bu aşıları yapmamız lazım. Diğer ülkelere bakıyorsunuz. Bugün benim yaşadığım Amerika Birleşik Devletleri'nde 198 milyon doz grip aşısı var. Yani diğer ülkelere bakın. Rusya'ya bakın, Fransa'ya bakın, Almanya'ya bakın, İtalya'ya bakın. Kabaca nüfusunun %40 ile 60 arasındaki bir dilimi aşılayabilecek derecede planlama yapılmış. Dolayısıyla Türkiye şu anda ya bizim grip aşısı olmamız lazım, şöyle olmamız lazım diye tartışmayı bırakmak yerine evet bu sene maalesef 1,5 milyon aşımız var. Belki sağlık çalışanlarında şanslı olanlar yeter. Tıp Tabipleri Birliği'nin bu konudaki açıklamaları gerçekten çok aydınlatıcı ve çok doğru. Ama bizim hedefimiz yani bundan sonra artık nerede hata yaptığımızı dönüp aynı hatayı yapmamak için bir dahaki sene için en azından doğru planlamaları yapmak. Tabii bunların arkasında maddi ekonomik durumlar da var. Yani yine koronavirüs aşısında bahsettiğim gibi yani bir aşının tek dozu 3 dolar öbürü 6 dolarsa 5 milyon 30 milyon dolar yapar. Evet grip aşısında belki maliyet biraz daha ucuz şu anda ama yani bütün bunlar maliyet işi de. Yani Türkiye 30 milyon doz 29 milyon doz aşıyı yapamamasının sebebi sadece bununla ilgili planlama eksikliği olmayabilir. Ekonomik olarak da bu çok büyük bir yatırım. Onun için de planlamalar için de ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekiyordur. Onunla ilgili de bir durum olabilir. Hocam son olarak hem grip aşısı meselesi göz önünde bulundurulduğunda hem de yoğun bakımlarda doluluk olduğuna dair Türkiye'li çok sayıda hekimin bilgilendirmesi var. Bir de sağlık çalışanlarının istifa emeklilik haklarının yasaklanması gibi
bir sürü etken göz önünde bulundurulduğunda salgının çok da iyi yönetilemediği söylenebilir mi? Ya da gerçekten geçen bir yıl boyunca koronavirüs salgını dünyayı etkiledi. Türkiye bu krize bir yönetmeyle ilgili sağduyu üretebildi mi? Nasıl? Ve öyle dönemlerden geçildi ki benim meslektaşlarım evlerine gidemediler, çocuklarını göremediler. Kendilerine söz verilen bir takım özlük hakları ile ilgili gerek maaş olsun gerek başka konularda olsun verilen sözlerin hiçbirisi zaten tutulmadı. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği'nin defalarca raporu var. Merak edenler oradan okuyabilirler. Ve bu kadar bu çalışma ortamında her şeye rağmen yemin ederek başlanılan bir meslek bu. Dolayısıyla meslektaşlarımız yeminlerine sadık kalarak bu ülkenin her bir vatandaşına ellerinden geldiği kadar yardım etmek için çabalıyorlar. Şimdi bu çabalarla beraber salgının iyi ya da kötü yönetilmesinden çok benim meslektaşlarımın kendilerine verilen bir takım sözlerin tutulmaması konumu var. Öncelikle tartışacağız. Yani bu kadar vefakar çalışan, bu kadar fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının bu kadar yüksek oranda hasta olmalarına rağmen, biliyorsunuz çok büyük sayılarda hasta meslektaşlarımız oldu, sağlık emekçileri oldu, hekiminden, hemşiresinden, klinikte çalışan memurundan, temizlik şeyine kadar, işçisine kadar herkes bu salgından olumsuz yönde etkilendi. Dolayısıyla başından beri salgının yönetimiyle ilgili verilen sözler tutulmadı. Aynı zamanda istenildiği kadar şeffaflık sağlanamadı. Yani siz sağlık emekçilerinden bir fiil çalışmalarını bekliyorsunuz ama siz ülkede kaç tane vaka var, kaç tane günlük sayı var bunu paylaşmıyorsunuz. Yani bugün hatırı sayılır gazetecilerden bir tanesinin köşesinde 40 bin tane günde vaka var, hem de çok güvenli bir kaynaktan aldığım bilgisi bence herhalde sorunuzun cevabını verecektir. Yani biz gazetecilerden, güvenli kaynaklardan şey yapıyoruz. Hiç kimse Türkiye'de bundan sonra salgının nasıl gideceğine dair bir takım epidemiolojik araştırma yapamıyor. Bu ülkede epidemiologlar var, halk sağlığı uzmanları var, istatistikçiler var. İşleri bu ülkedeki olan bitenin neye evrileceğini çalışmak. Ama bugün ellerindeki rakamlar maalesef herhangi bir öngörü yapmalarına müsaade etmiyor. Dolayısıyla salgın başından beri şeffaf yönetilmediği için bu tür bir takım anlaşılmazlıklar ya da bu tür bir takım sözünde durmamalar çok doğal. Ama eğer bu salgın biraz daha şeffaf hale gelseydi belki sözlerde yerine getirilmiş olabilecekti. Ama maalesef salgın yönetiminde çok derin ve kaygı verici eksiklikler mevcut. Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız bizimle. Ben çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Değerli izleyenler, sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.